Şimdi Doğu'ya gidelim. Ta 1600'lerden Kasr-ı Şirin Anlaşması, malumunuz İran'la çizilen sınır. Genelde tarih boyunca o çizgide kaldı. Fakat İran, gerçekten tam anlamıyla sırtınızı dönemiyorsunuz. Tam anlamıyla Doğu bağlamında güvende hissedemiyorsunuz. Bu net, söylemek lazım. Tabii ki Molla rejimi üzerinden bu eleştiriyi getiriyorum. Yani... PKK PYD'ye destek veriyorlar mı? Kimi zaman veriyorlar? En önemli PKK içindeki bağlantılarının Cemil Bayık olduğunu herkes biliyor. Cemil Bayık böbrek hastası olduğu zaman nerede tedavi olmuştu? İran hastanelerinde. Dip bilgi olarak dursun. Şimdi İran'la İsrail arasındaki büyük kapışma, casuslar savaşı, kanlı bir mücadeleye dönüşmüş halde. Peki Mersem İsrail doktrin geliştirmiş. Ahtapot doktrini. Bugüne kadar hep ne derdik? İşte İsrail ile İran çakışır, çelişir, kavga eder. Sonrasında tatlıya bağlarlar, restleşirler. İran tehdit eder, konu kapanır gider. Meğerse 4 yıldır Tel Aviv, Mossad, İsrail ordusu konsept değiştirmiş. Karşınızda İsrail'in İran'a yönelik ahtapot doktrini. Buyurunuz anlatayım. Şimdi ne demek ahtapot, ne demek o doktrin? İsrail, İran'ın kollarını temsil eden Orta Doğu'daki bölgedeki milisler yerine irili ufaklı, farklı ülkelerdeki İran yanlısı milis yapılarına, paramiliter gruplara onlara müdahale etmekten ziyade doğrudan, direkt olarak, gizlemeden, açık açık güç kullanarak istihbari ve askeri güç kullanarak İran unsurlarını hedef alması. 2018 yılında devreye girmiş. Neredeyse 4 yıldır uygulanıyor. Şimdi bu kuramsal bir bilgi gelebilir size. Hadi sonuçlarına da bakalım. Mossad, İsrail ordusu gizlemiyorlar. Beyin suikastleri kimin? İran'ın en önemli noktalarına vuruyorlar. Ana omurgaya. Bir, Nükleer fizikçiler atom bombasından tutunuz reaktörlere kadar vuruluyor değil mi? Tahran'ın göbeğinde suikast uğruyor. Tahran'ın göbeğinde Mossad cinayetler işliyor. Başka komutanlar. Size hep anlattım bunu biliyorsunuz. Daha dün 24 saatte iki füze geliştirmeci. İran devrim muhafızları füze komutanlığında görevli. Biri kazayla diğeri net cinayet Öldü. Teknik uzmanlar ve silah depoları açık açık vuruyorlar. Lübnan'dan, Ürdün'den işte Suriye'ye kadar askeri tesisler. Son olarak nereyi vurdu? Evet, İsrail'in savaş uçakları kalktı. demaskus Şam'daki ana havaalanını yerle bir ettiler. Meselenin Beşar Esad'a e bakan yönü de var anlatacağım. Devam. Ahtapot doktrini orayı bitiriyorum Türkiye'ye geliyorum. Şimdi son vurdukları yer Şam havaalanı. Çok ciddi. Şimdi diyebilirsiniz ya Ruslar hava savunma sistemleri var Suriye'de ve Şam havaalanını koruma sözü vermişlerdi. İsrail önceden haber vermiş biliyor musunuz? Biz o havaalanını vuracağız. Sakın engel olmayın. Rusya ne bir hava savunma sistemini çalıştırmış ne de engel olmuş ne de haber vermiş. Çok enteresan geldiler ve yerle bir ettiler. Şimdi bakınız burası gerçekten çok ama çok sıra dışı. Beşar Esat, İsrail diyor ki son kez Beşar Esat'ı ve Şam yönetimini uyarıyoruz. İran milisleri, İran'ın paramiliter güçleri, ağırlıklı Hizbullah. Suriye'den çıkmazsa insan kaynağı aktarıyorlar. Ruslar çekiliyor biliyorsunuz. İran geliyor. Eğer Suriye'den siz bu İran güçlerini çıkarmazsanız Esad'ın sarayını yerle bir edeceğiz. Esad'ın sarayını hava unsurlarıyla vuracaklarını söylüyorlar. Meselenin Türkiye'ye bakan yönü. İran da gözünü karartmış durumda. Fakat kaçırdıkları bir şey var. Bitiriyorum. Türkiye ile ilişkileri bozma pahasına İstanbul'da gelip İsrail'i turist kaflesini vurmayı, kaçırmayı göze alıyorlar. İnanılır gibi değil. Ama gözden Irak'ta tuttukları bir şey var. Türkiye eskisi gibi değil. Yabancı istihbarat örgütleri gelip burada istediği eylemi yapıp elini kolunu sallayarak bir dönem yaptılar bu ameliyatları. Çektiler, gittiler. Ama farkındasınız kontraespiyonaj bağlamında son dönemde çok başarılı işler yapılıyor. İran bunu kaçırıyor. Türkiye'de gelip Türkiye üzerinden İsrail'den intikam almak. Bu kabul edilemez. Türkiye gereken önlemi alıyor. İran dikkatli olsun. Gerçekten Türkiye eski Türkiye değil. Hadi devam.